Sayın Akşener'in gerçekten Cumhurbaşkanlığı vermiş olduğu resim son derece e, herkesim için sürpriz ve tepki dolu bir e, fotoğraf karesi olmakla beraber benim üç dünyamda sevinçle karşıladığım bir durum ortaya koydu. Çünkü Türkiye'nin gerçekten geleceğine baktığımızda gerek yeni anayasa e, adımların atılması düşünülen ve atılmaya başlandığı bir dönemde ve gerekse hı hı. geçmişte özellikle Millet İttifakının Sayın Akşener'in masada olduğu süreçte almış olduğu ivmeye baktığımızda Türkiye gerçekten kutuplaşmaya giden bir siyaset gündemine maruz kalmıştı. Dolayısıyla Sayın Akşener'in Cumhurbaşkanı'yla vermiş olduğu bu resim aslında birçok buzun eridiğini ve siyaset içerisinde geçmişte atılan adımların, söylemlerin, muhalefetin gereği olarak ortaya konulan tavırların çok da aslında Kalıcı ve gerçekçi olmadığını ortaya koyuyor. Belki tabana karşı, seçmene karşı, oy noktasındaki beklentilere karşı ortaya koyulan söylenmeden ibaret olduğu ortada. Yine Tekin bunun da örnekleri var. Belki bazı insanlar, izleyicilerimiz tepki gösterebilir ama örneğin Numan Kurtulmuş, Sayın Süleyman Soylu, muhalefet noktasında Sayın Cumhurbaşkanı ve AK Parti'ye karşı son derece e, muhalefet eden isimler hı hı. olmasına karşın AK Parti ve Cumhur İttifakı bünyesinde Türkiye'nin bekasına ve geleceğine etkin ve son derece önemli görevleri icraatan bir uygulamanın ortaya konulduğunu göstermekte. Bu neyi gösteriyor? Aslında Türk siyasetinde mesele devlet olunca, mesele millet olunca, mesele Türk halkının çıkarı olunca, geçmişteki her şeyin ve siyasetin ve muhalefetin beride kaldığı, ütüde kaldığı ve önümüze bakılması gerektiğinde imajını ortaya koyuyor. Bakın Sayın Akşener bundan birkaç yıl önce, yanılmıyorsam 3 yıl kadar önce, Hanım gazetecilerin sorularını cevaplandırdığı bir online toplantıda şu cümlelere yer veriyor. Ben bu cümleleri birebir kendisinin ağzından aynen çıktığı gibi değil hı hı. kendi anlayışımla mealen e, ortaya koyduğum cümlelerle ifade etmeye çalışacağım. Bakın ne diyor Akşener AK Parti kuruluş aşamasında ben de vardım diyor. İlkeler noktasında AK Parti kuruluş aşamasında AK Parti tüzüğü hazırlık aşamasında Türk kelimesinin geçip geçmeyeceğine dair bir oylama yapılmış diyor o dönemde. Hı hı ve dolayısıyla ben bunu ilkelerime aykırı bir e, tartışma ve söylem olarak gördüğüm için ilkesel bir duruş nedeniyle kuruluş aşamasındayken birlikteliğimi sonlandırdım. Ancak bugüne kadar o ana kadar hiç kimse bana hiçbir gazeteci, hiçbir siyasetçi veya muhalefetten hiçbir e, bürokrat vesaire bana bu ilkesel duruşun ne olduğunu ve neden ayrıldığımı sormadı diye de vurguluyor. Sonraları bana iftira edilmişken başbakan yardımcılığı teklif edildi ki ben yani tekrar o iftiralar gündeme gelsin diye iftiranın ne olduğunu değinmeyeceğim ama Sayın Akşener hakikaten çok çirkin ve iğrenç bir iftirada bulunmuştu o dönemde. Ve o dönemde böyle bir iftiranın olduğu süreçte bile kendisine başbakan yardımcılığı teklif edildiğini ve bunu kendisinin reddettiğini ve dolayısıyla AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ki dönemin başbakanıyla bu anlamda yol yürüyemeyeceğini ifade ettiğini ortaya koymuştur. Dolayısıyla Sayın Erdoğan'a göz kırpıyor şeklindeki o dönem için söylüyorum bunu hı hı iddiaların aslında üzücü olduğunu, kendisini incittiğini bu konuşmada, bu ondan görüşmede Sayın Akşener ifade ediyor. Dolayısıyla bütün bunlara baktığımız takdirde Millet İttifakı'nın da ana bileşen oluşturan Sayın Akşener'in dün Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la vermiş olduğu resmin ben farklı bir boyutu ile bu ilk turu açmak ve başlatmak istiyorum. Dolayısıyla burada net bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yol yürümeyeceğini ifade eden Akşener ne oldu da Sayın Cumhurbaşkanı'yla Aynı karede ve büyük bir e, muhabbet Hı -hı. ve iletişim, olumlu olumlu bir iletişim görüntüsü vererek e, evet. bir fotoğraf vermişti. Bununla ilgili benim anlayışım şu. E, burada Sayın Akşener, elbette kendileri yani Sayın Akşener ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bu görüşmenin içeriğine dair bir açıklama yapıncaya kadar birçok gazeteci, birçok konuşmacı ve stratejinin ortaya koyduğu gibi biz de öngörüler ve tahminler üzerinden fikir bel belirtmek durumundayız. Bu fikirlerimizin mutlak doğruluğu üzerine hüküm vermemiz doğru olmadığı gibi karşımızdaki insanların da ya olur mu böyle şey diye itirazlar da çok son derece gerçekçi olmayan bir itiraz olacaktır. Dolayısıyla bana göre Sayın Akşener Millet İttifakı'nın oluşturduğu süreç içerisinde Türkiye'nin götürülmek istendiği noktayı gördü. Ancak Millet İttifakı'nın bir bileşeni olarak genel seçimlere de bu şekilde ortak bir adayla ki kendisi karşı çıkmasına rağmen Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla gidilmek durumunda kalmasından dolayı o süreçte zaten masayı bir kere bozmuştu. Hı hı. Ama tekrar Türkiye'nin yani Cumhur İttifakı'nın bileşeni olan Sayın Devlet Bahçeli'nin beka meselesini gündeme getirerek son derece ağır eleştirilerde bulunduğu AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la uzun süredir istikrarlı bir yol yürümesi ve Türkiye'nin bugün geldiğimiz noktada Cumhur İttifakı'nın bileşen olan Milliyetçi Hareket Partisi'nin e, mütevazi dokunuşu olmasaydı bugünleri biz göremeyeceğimiz bir davranış biçimiyle ve istikrarlı davranış biçimiyle bugüne kadar geldiğimiz değerlendirdiğimizde Sayın de Türkiye'nin beka meselesini Millet İttifakı bileşen içerisindeyken görmüştür.